Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, trigonometriyi full yapmak için, trigonometrinin inciğini cinciğini, her şeyini öğrenmek için yola çıktık. Ve o dört sorunun dördünü de gömmeye adayız biz. Aday değiliz, yapacağız diyoruz. Kendimize özgüvenimizle ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Evet, şimdi bu videoda ne yapacağız? Dar açıların trigonometrik oranlarıyla ilgili bir sürü soru çözeceğiz. Nerede? Nerede? Üstattan. 39. sorumuzla başlayacağız. 39. sorumuzla başlayacağız. 64. soruya kadar. O zaman bir videoda bitmeyecek. Demek ki iki videoda dar açıların trigonometrik oranlarıyla ilgili cevelleşeceğiz. Önemli mi? Çok önemli. Önemli mi? Çok önemli. Güzel bir şekilde öğreniyorsun. Önce Tahtada şöyle kısacık dar açıların trigonometrik oranları nedir? Nasıl bulunur? Karşılar, komşular, tanjantlar, kotanjantlar. Önce orayı bir verelim. Soru çözümlerine geliyoruz tekrar. Haydi gülücükler yüzümüzden eksik olmadan enerjimiz tavan yaparak yürü baba. Yürü baba, yürü baba. Hadi bakalım. Bir kere bu başlangıçtaki yaptığımız şeyleri daha önce söylemiştik. Şimdi bir kere trigonometrik oran bulabilmek için dik üçgen oluşturacaksın. Bak bunu kafaya yaz. Bir şeyin oranını istiyorsa, bir açının bir oranını istiyorsa o açıyı dik üçgen içerisine getirmek zorundasın. Tamam mı? Dik üçgen bu konunun her şeyi. Şimdi dik üçgende alfa açısı. Şimdi sinüsü bulurken nasıl bulmuştuk sinüsü? Hatırla hemen. Nasıl bulmuştuk? Karşı karşı dik kenar bölü ne demişti? Hipotenüs. Buradaki hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki. Tamam mı? O zaman karşı bak alfayı buldum. Karşı dikinde ne var? C var. Burada hipotenüs 90'ın karşısı B. O zaman C bölü B. Sinüs alfa burada ne oldu? C bölü B. Karşı bölü hipotenüs. Unutma. Tamam mı? Geldik kosinüse. Kosinüs alfa. Bak alçıyı buluyorum. Komşusundaki dik kenar bölü hipotenüs hipotenüs daima 90'ın karşısı tamam mı yani şuraya yazalım komşu dik kenar bölü hipo eşittir komşuda ne var a var hipotenüste ne var b ne oldu a bölü b tanjant tanjant dediğimiz neydi arkadaşlar alfa'yı buluyorum karşı dik kenarına gidiyorum önce karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Hemen bakıyorum karşı dik kenarda ne var? C. Komşun dik kenarda ne var? A. Ne oldu? C bölü A. Kotanjant bunun tam neydi? Takla atmış haliydi. O zaman bakıyorum kotanjant komşu bölü karşı dik kenar. Evet yazalım. Komşu dik kenar bölü karşı bunları hafızaya yaz. Karşı dik kenar hemen de taklatmış hali A bölü C. Şimdi bir dik üçgenin içerisinde bir açı 90 derece bir açı alfa ise öbür açıya da beta diyelim. Şimdi bak burada ne biliyorum? Alfa ile beta'nın toplamlarının ne olduğunu biliyorum 90. Bak burası çok önemli bunu çok kullanacağız yaz bunu beyne. Eğer sana verilen iki açının toplamları 90 derece ise. Mesela beta'nın trigonometrik oranlarına bakalım hadi. Mesela sinüs beta'ya bir bakalım mı? Nasıl buluyorduk? Beta'yı aldım. Karşı bölü hipotenüs. Ne oldu? A bölü B. A bölü B. Bak buraya bak. A bölü B. Kosinüsün neyi A bölü B? Alfası. Çok önemli bir bağıntı çıktı karşıma. Bunu yaz kafaya çak çak. Tamam mı? Bağıntım ne? Eğer açılar birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorsa bak alfa artı beta 90 dereceye tamamlıyorsa o açının sinüsü ile 90 dereceye tamamlayanın kosinüsü birbirlerine nedir? Eşittir. Tamam mı? Birbirlerini yaz bunu. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların açıların sinüsleriyle kosinüsleri tabi ile de sinüsleri tanjantlarıyla kotanjantları birbirlerine nedir eşittir. Unutma. Mes ne demek hocam bu? Mesela sinüs 1 derece. Tamam mı? Sinüs 1 derece. O zaman kosinüsün kaç derecesine eşittir? 89 derecesine eşittir. Bak toplamları ne yapıyor? 90. Mesela sinüsün 17 derecesi kosinüsün kaç derecesine eşittir? 73 derecesine eşittir. Bak toplamları kaç yapıyor? 90. Mesela tanjantın 44 derecesi. 44 derecesi eşittir. O zaman kotanjantın kaç derecesine? 46 derecesine. Bak toplamları ne yapıyor? 90. Unutma. Ve bu şöyle alfa şöyle de çıkar. Alfa artı beta eşittir pi bölü 2. Yine toplamlarının kaç olduğunu gösteriyor bize. 90 olduğunu gösteriyor. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleriyle kosinüsleri, ile kotanjantları birbirlerine eşittir. Sakın ola unutma. Tamam mı? Yani alfanın trigonometrik oranlarını bulduğunda betanınkini de bulmuş olursun. Sin alfa kos betaya, tan alfa kot betaya nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Şimdi şu özel açıların trigonometrik oranlarını bulalım. Bir tablomuzu yapalım. Ondan sonra sorularımıza başlayacağız. Şimdi özel açıların trigonometrik oranlarını bilirken tabi 30-60-90 üçgenin özelliğini bilecek herkes. Neydi 30-60-90 üçgenin özelliği? 30'un karşısındaki eğer 1 ise 60'ın karşısındaki 30'un karşısındakinin kök 3 katı 90'ın karşısı 30'un karşısındakinin kaç katıdır? 2 katı. Bak yazıyorum. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3. 90'ın karşısı 2A. Burada merkez hangisi hep? 30'un karşısı. 30'un karşısını biliyorsan diğerlerini biliyorsun demektir. Bak unutma. Şimdi o zaman hepsini bulalım. Şimdi sinüs 30'u bulalım. Sinüs 30'u bulmak demek. Kosinüsün neyini bulmak demek. Bak ikisini aynı anda buluyorum. Kosinüsün 60'ını bulmak demek. Tamam mı? O zaman sinüs 30. Neydi sinüs? Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 yani sinüs 30'da 1 bölü 2 kosinüs 60'da 1 bölü 2. Hemen sinüs 60'ı bulalım. O zaman sinüs 60'ı bulduğumda sinüs 60'ı bulduğumda kosinüsün neyini bulmuş olacağım? 30'unu. Yani birini bilmeniz yeterli. O zaman 30'u buldum. Sinüs 30'u buluyor. Şimdi şey 60'ı buluyorum. 60'ı buldum. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda ne var? Kök 3. Komşuda ne var? Şey hipotenüste ne var? 2 kök 3 bölü 2. Hadi tanjant ve kotanjanta gelelim. Tanjant 30'u buldurmak demek, kotanjantın neyini bulmak demek? 60'ını. Hadi bulalım. Neydi tanjant? 30'u buldum. Karşı bölü komşu. 1 bölü kök 3. Bu 1 bölü kök olarak değil de eşliğiyle çarpılmış hali çıkabilir karşınıza. Kök ile çarpıyorum. Kök 3 bölü 3. Tamam mı? Kök 3 bölü 3. Şimdi o zaman buradan Tanjant 60'ı bulalım hadi bir de. Tanjant 60'ı bulduğumda da kotanjant'ın neyini bulmuş olacağım? 30'unu. 60 dereceyi buldum. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. karşıda da köküç, komşu da bir. O da neye eşit olmuş oldu? Köküçe. Eşit olmuş oldu bu. Anlaşıldı değil mi? <laughs> Hocam nasıl ezbereceğiz? Birazdan pratik bir yöntem vereceğim. Ama birbirlerini 90'a tamamlayanları iyi kullan. Yani sinüs 30'u biliyorsan her şeyi biliyorsun demektir. Nasıl? Sinüs 30 bak burada ne var? Bir 1 bölü 2 var. Bir de kök 3 bölü 2 var sinüs ve kosinüs için. Sinüs 30 1 bölü 2 ise sinüsün 60'ı kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 30 1 bölü 2 ise kosinüsün 60'ı 1 bölü 2'dir. Burada da kosinüsün 30 derecesi de kök 3 bölü 2'dir diyebilirsin. Hadi geldik şimdi 45-45-90'a. 45 derecenin trigonometrik oranları. 45-45-90 bir kere ikiz kenar dik üçgendir değil mi? O zaman buralar 1-1 bir ise Pisagor bandısı yaptığımızda hipotenüs ne kadar olur? Kök 2. Hadi bulalım. Sinüs 45'i bulduğumda neyi de bulmuş olacağım? Kosinüs 45'i de bulmuş olacağım değil mi? Bunlar birbirlerine nedir? Eşittir. Sinüs 45. Karşı bölü hipotenüs. Nedir? 1 bölü kök 2 çarp eşleniyle ne oldu? Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Tamam mı? Sinüs 45. Zaten burada sadece 45 derecenin oranları var. Hadi tanjant 45 ile kotanjant 45'e bakalım. Onlar da eşittir değil mi birbirlerine? Çünkü birbirlerini kaça tamamlıyorlar? 90 dereceye tamamlıyorlar. Neydi? Tanjant karşı bölü komşu yani 1 bölü 1 o zaman bunlar neye eşittir diyoruz? 1'e eşittir diyoruz. Şimdi farklı şekillerde ezberleyebilirsiniz ama şöyle bir kere şaşırıyorsanız tanjantı sinüs değerini biliyorsanız, kosinüs değerini biliyorsanız bölerek bulabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey anlatayım ben size. 30 60 şey 45 60 <laughs> tamam mı? Akılda kalıcı olması için. Bir kere Bölüyü çek. iki yaz hepsinin altına. Tamam mı? Bölüyü çek. iki yaz hepsinin altına. Üstlerine de bir sırayla 2, 3 yaz. Sonra yukarıdakilere kök koy. Bitti. İşte şu kök 1, 1 olduğu için şuna koymanızın bir anlamı yok. Bu bulduklarının sinüslerin değerleri. Bak sinüsün değerlerini bulduk. Sinüs 31 bölü 2, 45 kök 2 bölü 2, 60 kök 3 bölü 2. Bak sinüsünkileri biliyorsan kosinüsünkileri de biliyorsun. Sinüsün 30'u 1 bölü 2 ise kosinüsün 60'ı 1 bölü 2'dir. Sinüsün 60'ı kök 3 bölü 2 ise kosinüsün de 30'u 1 bölü 2'dir diye bulabilirsiniz. Ama en temizi ezberlemek veya dik üçgen çizerek yapmak. Hadi bakalım sorularda nasıl gelecek karşımıza ama kapatmadan önce tekrar şunu söyleyeyim. İki açı birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorsa sinisi kosinise kosinüste şey tanjantı kotanjantına nedir diyoruz? eşittir diyoruz ve sorulara başlıyoruz. Evet şimdi başlıyoruz sorularımızı çözmeye. Şimdi en kolaydan başlayacağız en zora doğru. Bütün şekilli şüküllü her şey. Her şey. Her şey mi olur ya? Her şey olur. Hepsini yapacağız. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırsın. Hadi gel. Şimdi Öncelikle arkadaşlar, bunları, bunları, bu ne oluyor? hu ne kadar çok büyüdün. Heh. Şimdi, gel bakayım. Öncelikle dik üçgende trigonometrik oranları adın, soyadın gibi bileceksin. Unuttuysan bile 30-60-90 üçgenini, 45-45-90 üçgenini kenara küçükçe çizip, güzel bir şekilde, güzel bir şekilde hepsini, hepsini yapacaksın. Tamam mı? Şimdi sorularımıza başlayalım. Gel bakalım. Şimdi birinci soru. Trigonometrik oranları bize öğreten, trigonometrik oranların neyin ne olduğunu bilenler için çat diye yapabileceği bir soru. Hemen bakıyorum. Sin kare pi bölü 4. Nedir arkadaşlar bu? 45 derecedir. Şimdi burada ne var? Pi bölü 6. Pi bölü 6 kaç derecedir? 30. 180 yazıyorum 6'ya böldüm. Bakın burada da yine 30 derecemiz var. Burada kosinüs 180 var. 3 pi bölü 2 sinüs 270 var. Pi bölü 3 kosinüs 60 var. Pi bölü 4 tanjant 45 var. Hadi şimdi hepsinin değerlerini yazalım. Sonrası toplaması çıkarmasını yaparız. Şimdi sinüs 45. Sinüs 45 dediğimiz neydi? Karekök 2 bölü 2 idi. Hemen şurayı hatırlayalım. Sinüs 45 ile kosinüs 45 birbirlerine eşitti. Çünkü birbirlerini 90 derece tamamlıyor. Neydi? Karekök 2 bölü 2 idi. E karesi var. O zaman karekök 2 bölü 2'nin neyini alacağım burada? karesini alacağım tamam çarpı dedim şimdi burada kosinüsün neyi var 30'u var şimdi kosinüs 30 dediğimiz sinüsün 60'ına da eşitti bakın hepsini yazıyorum tekrar Neye eşitti arkadaşlar karekök 3 bölü 2 idi hemen artıyı koydum kosinüs 30 yerine karekök 3 bölü 2'yi yazdım sonra çarpı ne var burada tanjant 30 tanjant 30'u unuttun mu tanjant 30'u unuttuysan hemen diyeceksin ki tanjant 30 sinüs 30 bölü kosinüs 30'dur hocam. Sinüs 30'un ne olduğunu biliyorduk 1 bölü 2. Kosinüs 30'un ne olduğunu biliyorduk kök 3 bölü 2. Bakın ters çevirip çarpınca şunlar birbirlerini götürdü. 1 bölü kök 3 eşleniyle çarparsak kök 3 bölü 3 oluyordu. Tamam mı? Hadi 1 bölü kök 3 yazdım. İstersen kök 3 bölü 3 yaz fark etmez. Eksi. Şimdi kosinüs pi. Hemen pi falan olanlarda birim çemberi düşünüyorduk. Bak çizdim hemen gör diye her şeyi veriyorum bak. Pi. Şimdi arkadaşlar bu noktanın koordinatları neydi? 1'e 0'dı. 0 derecenin kosinüsü 1, sinüsü 0'dır. İlk gösterilen kosinüs, ikinci gösterilen sinüstü. Bu noktanın koordinatlarını söyle. 0'a 1. Yani 90 derecede kosinüs 0, sinüs 1. Bu noktanın koordinatlarını söyle bana. Eksi 1'e 0. O zaman 180 derecenin kosinüsü eksi 1. Sinüsü 0. Bu nokta 270 derece. Bu noktanın koordinatları 0'a eksi 1. O zaman 270 derecenin kosinüsü 0 iken sinüsü neymiş? Eksi 1. Şimdi kosinüs 180 lazım bana. Eksi 1 olduğunu söyledim. Hop yazdım yerine. Bölü şimdi. Şimdi sinüs 3 pi bölü 2. Bakın sinüsün 3 pi bölü 2'si burada. 270 derece eksi 1'dir. Sonra burada ne var? Kosinüsün 60'ı var. Hemen onu da söyleyelim. Kosinüs 60 dediğimiz sinüsün 1 30'una eşitti. O da kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 2. O zaman kosinüs 60 yerine 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Tanjant 45'te kotanjant 45 birbirlerine eşitti ve 1'di. Tamam. Gerisi toplama çıkarma. Şimdi karekök 2 bölü 2'nin karesini aldığımız zaman bunun karesi 2 bunun karesi 4. 2 bölü 4 sadeleştirdiğim zaman ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Şu köküçler birbirlerini götürdü. Artı 1 bölü 2 geldi bakın buradan 1 buradan 2. Eksi eksi artıya dönüştü 1. Bölü aşağıya bakıyorum şimdi ne yapıyor? Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2. Eksi 1 bölü 2 paydasını eşitledik. Eksi 4 eksi 5 bölü 2 yaptı burası da. Tamam. Şimdi yukarıya baktığım zaman 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. 1 yaptı. 1 ile de topladım. Yukarısı 2 bölü eksi 5 bölü 2. Birinciyi aynen yazdım 2. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 bölü eksi 5. O zaman çarptığımız zaman sorumuzun cevabı eksi 4 bölü 5 oldu. 39. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan. Ne yaptık? Sadece değerleri yerlerine yazdık, topladık, çıkardık, kare aldık, böldük, hepsini yaptık. Hadi bakalım. Şimdi geldik 40. sorumuza. Şöyle 40. sorumuza geldik. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. Neydi? Hemen şurada notumu yazıyorum. Sinüs alfa ile kosinüs 90 eksi alfa birbirlerine neydi? Eşitti. Yani sinüste ve de 90'a tamamlıyorsa hemen kullanacaktık. Aynı şey tanjant için ve kotanjant için geçerliydi. Tanjant alfada kotanjant 90 eksi alfaya eşitti. Şimdi dikkat. Hemen 20 dereceyi gördüm burada. Bir de 70 dereceyi gördüm. Bakın 70'i 90'a tamamlayan 20'dir. O zaman buradaki tanjant 70 yerine kotanjant 20 yazdım. Yani ne oldu orası bana söyle. Tanjant 20 çarpı kotanjant 20 oldu. Yani aynı açılarda tanjantla kotanjantın çarpımının 1 olduğunu biliyoruz yazacağız şimdi. Eksi. Şimdi incelemeye devam ediyorum. Şimdi sinüs kare 35 var. Sinüs kare 55 var. Ha şimdi bak. Hemen 90'dan 55'i çıkarıyorum. Ne yapıyor? 35. Bak o zaman şuradaki sin kare 55 yerine ben kos kare 35 yazabilirim. Bakın ikisi de 35 derece olmasını sağladım şimdi. Hemen bir eksi parantezin alıyorum. Eksi parantezini aldım. sin kare 35 oldu. Aradaki işaret eksi parantezini alınca artıya dönüştü. cos kare 35. Bakın hep bilindik şeyler geldi. Eksi bir de burada sinüs 40'ımız var. Bölü aşağıda ne var arkadaşlar? kosinüs 50. Bunlara bir şey yapamıyorum. Şimdi bakın buradaki tanla kotun aynı açılarının çarpımı birdi eksi. E, sin kare 35 ile kos kare 35'in toplamının da 1 olduğunu biliyorum. Eksi 1. Eksi sinüs 40 bölü kosinüs 50. Bundan sonrasını gör. Bundan sonrasını gör. Şunlar birbirlerini götürdü. Ne oldu bakın? Eksi sinüs 40 bölü kosinüs 50. Şuradaki kosinüs 50. 50'yi 90'a tamamlayan açı kaçtır? 40 derecedir. O zaman şunu silip yerine sinüs 40'ı yazabilirim eşittir bunlar. Çatara kütere götürdü. Sorumuzun cevabı eksi 1. 40. sorumuzun cevabı hem de hem de iki tane mi eksi 1 var? İki tane mi eksi 1 var? Kaçıncı soruydu bu? 40. soru. O zaman şuradakini değiştirelim. Şunu değiştirelim. 1 yapalım. 40. sorumuzun cevabı. Cevap anahtarımız Bursa. Bursa olarak kalsın. Tamam mı? Bursa. Şurayı 1 yaptık. Artı 1. Hadi bakalım. 41. Nasıl jet gibi gideceğiz? Jet gibi. Hepsini öğreneceksin. Evet 41. soru yine bu yukarıdaki sorunun benzer mantığında bir soru. Bakıyorum şimdi. Kotanjant 1 kotanjant 89. Hiçbir şey yapamam ama biliyorum ki kotanjant 89 tanjantın birine eşit. Oo. O zaman kotanjant 1 ile tanjant 1'in çarpımı da ne yapacak? 1. Bak burası 1 yaptı artı. Bak kotanjant 88 var burada. Bu neye eşit arkadaşlar kotanjant 88? Tanjant 2 eşit. E hocam bunların çarpımı da 1. Evet. Böyle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 gidiyorum. Şimdi bakın şuradaki en sona baktığım zaman kotanjant 46'da yine tanjant 44'e eşit. O zaman bunların çarpımı da 44'e eşit. Bunların çarpımı da 1. Bakın yukarıda bir sürü birin toplamı var. Ama kaç tane var ona bakalım. Şimdi Kotanjant'ın ilk açısı nereden başladı birden bak birinci terimlere bakıyorum 1 2 ondan sonra 3 4 diye 44'e kadar yani birinci terimler birden başlamış 44'e kadar gitmiş o zaman 44 tane terim var bak şöyle 1 2 44. bu o zaman yukarıda 44 tane 1 var yukarının toplamı 44 yaptı yukarısı cepte. Hadi aşağı 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 şimdi. Şimdi sin kareler falan var ya. Sin kare 1 var, sin kare 2 var, sin kare 89. Aa kos kare yok. O zaman kos kare oluşturacağım. Hemen diyorum ki bak 89'u yakaladım. 89'u 90'a tamamlayan açı 1 derecedir dedim. Bunun yerine kos kare 1 yazdım. Bundan önce ne var? Sin kare 88 var. Onun yerine de ne yazıyorum? Kos kare 2 yazıyorum. Bak şimdi sin kare 1 kos kare 1 toplamı ne yapar? 1. Sin kare 2 kos kare 2 toplamı ne yapar? 1. Bak ikili ikili gruplandırdığım her grubum 1 yapmış. Şimdi ben nereden nereye kadar gittim diye bakıyorum. 1'den başladım 89'a kadar gittim. 1'den 89'a kadar gittiğinizde tam 89 tane terim vardır. E ben bu 89 terimi şöyle ikili ikili gruplandırıyorum değil mi? Her ikili grubumdan da 1 geliyor. O zaman bölüyorum 2'ye. 4 8 çıkardım 0. 9'da yine 4 kez var. 8 çıkardım 1. Yani 44 tane bu ikili gruptan geliyormuş. Bakın, bunların hepsinin toplamı 1'di. 44 tane bu ikili gruptan geldi. Yani 44 tane birim var. Şöyle nokta 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 1. Bunlardan 44 tane var ama bitmedi. Hocam 89 terim vardı. Bir terim arttı. Neredeki o terim arkadaşlar? 1'den 89'a kadar olan sayıların tam ortasındaki 45 yani. Yani orada artık bir şey var. O da sinüs kare 45. Sinüs 45 dediğimiz kare kök 2 bölü 2 idi. Karesini aldığımız zaman 2 bölü 4 yaptı. 2 bölü 4'te şuradan 44 gelmişti. Yani aşağısı da 44 şöyle yazayım. Yukarısı 44. Aşağısı da 44 artı 1 bölü 2 paydayı eşitledik. 88 1 ile topladık. 89 bölü 2 yaptı. Ters çevirip çarpıyorum. Birinci 44. İkinci 2 bölü 89 ters çevirip çarptım. Sorumuzun cevabı 88 bölü 89'a eşit oldu. 41. sorumuzun cevabı denizli. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılar bizim için çok önemli. Bizim için çok önemli. Bunları çok net bir şekilde soruların içerisinde görmen lazım. Evet 41. sorumuzu geçtik. 41. sorumuzu geçtik. Hadi bakalım 42. sorumuz bize ne diyor? Gel bakalım 42. Yine yine değerlerini hesaplamaya çalışacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Şimdi ilk yukarıya bakıyorum. Pi bölü 3 ya bildiğimiz bir açı bu. 180 bölü 3 yani burada tanjant atmış var. Burada pi bölü 30 pi bölü 6 30 bunların değerlerini biliyorum. Şimdi o zaman burası kök 3. Tanjant 60'ın değeri de neydi arkadaşlar? O da kök 3'tü. Unutan dik üçgenini çizsin. Veya tanjant 60 desin eşittir sinüs 60 bölü kosinüs 60 desin. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 kosinüs 60 1 bölü 2 ters çevirip çarpıp bulsun. Eksi sinüs 30'un ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2. Burası tamam. Şimdi geldik zırtlara. Zırtlara zırtlara geldik aşağıya. Şimdi bakıyorum sin kare var sin kare. Ya biz şimdi sin kare sin kare olunca sevmiyoruz. Sin kare kos kare olunca seviyoruz biz. Şimdi o zaman şu 3 pi bölü 20'ye bir bakalım. Rahat görmek istiyorsan Yerine 180 yaz. 180'i 20'ye böl 9. 9 burayı çarptığın zaman 27. Yani bunun açısı 27'ymiş. Yine bakın 180'i yaz. 180'i 20'ye böl 9. 9 da 7'yi çarp 63. Bakın 63. 27 toplayınca 90 yapıyor. O zaman bunlar birbirlerini 90'a tamamlıyorsa şunun yerine ne yazabilirim ben artık? Kos kare 27 yazabilirim. Bakın ilkinde ne vardı arkadaşlar? Şuraya yazayım. Şuraya. İlkinde sin kare 27 var. İkinci de kos kare 27 var. Tamam mı? Hadi şimdi diğerlerine bakalım. Bunları radyana çevir. Dereceye çevirmeden göstereyim hadi. Bunun açısı ne? 3 pi bölü 16. Öbürün açısına bakıyorum. 5 pi bölü on 5 16. Bunları bir topluyorum. Bakayım toplamları ne yapıyor? Ne yapıyor? 8 pi bölü 16. Sadeleştirdim pi bölü 2. Bakın bu açılarda birbirlerini yine kaça tamamlıyormuş? 90'a. O zaman hemen şuradaki tan kare 5 pi bölü 6 yerine kod kare 3 pi bölü 16 yazabilirim. Bakın isterseniz dereceye çevirerek de görebilirsiniz. E şimdi tanjantın aynı açısıyla kotanjantın aynı açısının çarpımının ben 1 yaptığını biliyorum. Karesi olsa bile 1'in karesi de 1'dir. Bakın sin kare 27 ile kos kare 27'nin toplamı da 1'dir. Yani bu sorunun paydası 2 oldu. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım yukarısı 3 yaptı. Eksi 1 bölü 2 var. Toplama çıkarma. 3 2'yi çarptım 6. 1'i gitti 5 bölü 2 yaptı yukarısı. Aşağıda bölü 2 var. Birinciyi aynen yazdım 5 bölü 2. Iki. İkincinin altında 1 var ters çevirip çarptım 1 2. Sorumuzun cevabı 5 4 oldu. Bakın birbirlerini 90 dereceye tamamlama mantığı her soruda karşıma gelebilir. Ona göre devam edeceksin. Uşağım. Uşağım. Haydi bakalım. Geldik 43. sorumuza. Şimdi bize bir Trigonometrik oran verildiğinde diğerlerini nasıl buluyoruz onu yapacağız şimdi. Bakıyorum. Öncelikle x açısı 0 ile 90 arasındaymış. Dar açıymış. Bana tanjant x'i vermiş. Sinüs x eksi kosinüs x istiyor. Arkadaşlar bizim trigonometrik oran dediğimiz şeyler dik üçgenle bulunur. Dik üçgen yoksa trigonometrik oran bulma işi sıkıntıdır bizim için. O zaman hemen dik üçgenimi çiziyorum. Aldım şunu. Aldım şunu. Aldım şunu. Dik üçgenimi çizdim. Şimdi bana şuraya 90 derecemi koydum. Açılarımdan birine x dedim. Şimdi tanjant x neydi hatırla. Tanjant x karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Şimdi x açısının Karşı dik kenarı nerede söyle bana? X'in karşı dik kenarı şurası. O zaman karşı dik kenara 5'i yerleştirdim. Sonra komşu dik kenara da aşağıdaki 12'yi yerleştirdim. Bilindik bir üçgen mi? Evet. 5, 12, 13 özel üçgeni burası. Çat diye 13'ü yazdım. Bilmiyorsan Pisagor bağıntısı. A diyeceksin. A'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi nin karekökü deyip a'yı 13 bulacaksın. Hadi şimdi sinüs x. Söyle bana sinüs x'i nasıl buluyorduk? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Kosinüs x'i nasıl buluyorduk? Söyle bana kosinüs x komşu dik kenar bölü hipotenüs. Hadi şimdi x açısının karşısında ne vardı? 5. Karşısında 5 var. Hipotenüs 90 derecenin karşısı karşısında 13 olduğunu buldum. Şimdi kosinüs x. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O da 12 bölü 13 oldu. Sinüs x yerine 5 bölü 13'ü yazdım sorulanda. Eksi kosinüs x yerine 12 bölü 13'ü yazdım. Çıkardık sorumuzun cevabı. 7 bölü 13 oldu. Eksi 7 bölü 13 oldu. 43. sorumuzun cevabı Bursa. Bize bir trigonometrik oran verildiğinde diğerini soruyorsa hem mendik üçgen. Hem mendik üçgeni çizeceksin. Sonra karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüs, karşı bölü komşu, komşu bölü karşı. Cıt 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 cı 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 cı. Dans ediyoruz. Trigonometri dansı. Hadi bakalım. Yine benzer bir sorun. 44. sorumuz. Sen çöz. Sen çöz. Sen çöz. Hadi öğrendin. Öğrendim. Bu soru sende. Haydi bakayım. Bize yine açımız Sıfırla 90 arasında demiş. Dar açılarda çalışıyoruz. Dar açıysa sıkıntı yok. Kosinüs x'i vermiş. Kotanjantla kosekantın toplamını istiyor. Hadi yapalım. Hemen bize bir trigonometrik oran verdiği için diğerlerini bulabilmek için dikcik üçgenimizi çizdik. Alk. Tamam. Açılarımdan bir tanesi 90 zaten. Diğer açıya da x dedim. Şimdi kosinüs. Kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. O zaman x'in komşusuna 5'i yerleştiriyorum. Hipotenüse de 6'yı yerleştiriyorum. Özel üçgen olmadı. Buraya a deyip Pisagor bağıntısı yapıp a'yı hesaplayacağım. Sonra knockout. Hadi bitirelim. 90'ın karşısında 6 var. 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 5'in karesi. Attık bu tarafa. 36 eksi 25 eşittir a kare yaptı. 11 yapıyor. A kare eşittir 11 ise her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman A dediğimiz karekök 11. Artık A ile işim bitti. karekök 11. Kotanjant x diyor bana. Kotanjant x neydi arkadaşlar? Komşu dik bölü karşı dikti. Komşuda 5 var. Komşuda 5 var. Karşıda kare kök 11 var. Şimdi kosekant. Kosekant dediğimiz 1 bölü sinüs x'ti. O zaman 1 bölü diyorum sinüs x'e hesaplıyorum. Sinüs neydi? Karşı bölü bakın x'in karşısı bölü hipotenüstü. Yerine karekök 11 bölü 6'yı yazdım. Ters çevirip çarpınca 6 bölü karekök 11 oldu. Hop topla bunları diyor. 6 bölü karekök 11. Bakın yukarısı 11 yaptı paydalar eşit. Aşağısı kök 11. Şıklarda bu yoksa ne ile çarpıyorum? Eşteni ile. Karekök 11 ile çarpıyorum. Şurası 11 dedik, 13 yazdık. Yukarısı 11 kare kök 11 oldu. On, kök 11 ile kök 11'e çarpımı <laughs> 11'e var. Sorumuzun cevabı kök 11, kök 11 eşit oldu. <laughs> kök 11 deyip kök 13 yazan Selim Hoca. Allah'ım seni ne yapmasın. 44. sorumuzun cevabı Adana. Adana. Evet şimdi... Burada bir tane unutmamız var. Biraz önce bunu yazdık zaten hatırladık. Senin için tekrar koymuş koca yürekli Selim Hoca. Hadi bakalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri ile kosinüsleri, tanjantları ile kotanjantları birbirine eşittir. Alfa artı beta 90 sa sinüs alfa kosinüs betaya tanjant alfa kotanjant betaya eşittir. Niye verdik? Şimdi kullanacağız çünkü. Hadi bakalım 45. sorumuz. Böyle bir soru karşımıza gelirse ne yapacağız? Şimdi açımız yine 0 ile 90 arasında 4 sinüs bölü sinüs x 3 bölü kosinüs x'miş olduğuna göre toplamı kaçtır? Şimdi bunun benzerini yani tam böyle benzeri değil de içler dışlar çarpımı yaparak bir önceki videonun sondan ikinci sorusunu çözmüştük hatırlıyor musun? Şimdi yine içler dışlar çarpımı yapabilirsin ama ben yapmayacağım. Ben burada direkt tanjant x'i oluşturmaya çalışacağım. Tanjant x neydi arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Bak. Şimdi biz biliyoruz ki içler oran orantıda içleri de yer değiştirebiliyorum. Dışları da. Bak. Şunların ikisinin yerlerini değiştirdiğimde iş bitecek. Yerini değiştirdim. 4 bölü 3 oldu burası. Burası sinüs x bölü kosinüs x oldu. Bakın sinüs x bölü kosinüs x değerimiz zaten tanjanttır. Yani soruda bize gizli bir şekilde tanjant x'in 4 bölü 3 olduğu bilgisini vermiş. Artık bir trigonometrik oranı biliyorsam alayını bulabilirim. Ya hocam ben bu yer değiştirme işi bana uygun değil diyenler için de yapalım. Hemen işler dışlar çarpımımızı yapalım. Ne geliyor o zaman? 4 tane kosinüs x eşittir 3 tane sinüs x oluyor. Şimdi buradan ben sinüs x'i kosinüs x'i bulamam ama sinüs x 3k şey e, sinüs kosinüs x 3k sinüs x 4k olur. Şimdi tanjant x dediğimiz neydi? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Ta bakın ta temel kavramlardan beri Ok atıp duruyoruz. Sinüs x 4'e gittiği için yerine 4k yazıyorum. Kosinüs x 3'e gittiği için yerine 3k yazıyorum. K'lar götürdü 4 bölü 3. Tamam mı? İsteyen böyle isteyen böyle yapsın. Hadi şimdi dik üçgenimi çizip diğer trigonometrik oranlarımı da bulalım. Çizdim dik üçgenimi şuraya. Gel bakalım. Şuraya 90'ı yerleştirdim. Açıma x dedim. Tanjant x 4 bölü 3. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 4 bölü 3'ü yerleştirdim. 3, 4, 5 üçgeni olduğu çıktı. Sinüs x şimdi. Sinüs neyin ne oranıydı? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. Artı var arada kosekant. Kosekant da dediğimiz 1 bölü sinüs x'ti zaten. E sinüs x'in 4 bölü 5 olduğunu bulduk. 1 bölü 4 bölü 5 yapıyor. Yani sinüsün takla atmış hali o. O zaman ilki 4 bölü 5 oldu. İkinciyi takla attırdığım zaman 5 bölü 4 oldu. Payda eşitliyorum. Burayı 4 ile burayı 5 ile çarpıyorum. 4 ile 4'ü çarptım 16. Artı 5 ile 5'i çarptım 25 ortak paydamız 20. 25 ile 20'yi topladık 41. Aşağısı 20. Sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? 45. Ceyhan. Hadi bakalım şimdi 46. sorumuz. Nasıl durumlar? İyi <laughs> mi? Yanıyor mu beyin? Ya kolay bunlar ya kolay kolay. Bak detaylı detaylı anlatıyorum. Burada anlamıyorsan burada tahtadaki anlatıma geç. Tahtada anlamıyorsan buraya gel. Her şey var bizde. Her şey var. 46. Hadi bakalım. ABC üçgeninde M -A -B -C, Yani şu açının 60 derece olduğunu söylemiş. A, B'yi 6, 8, sin C'nin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz dik üçgen sorusu ya niye uğraşacağız ki? Hemen alıyorum A'dan bu ne ya? A'dan alıyorum ça ça ço yüksekliğimi indiriyorum. Niye yükseklik indirdim? Çünkü ben dik üçgen oluşturamazsam trigonometri benim elimi, ayağımı, kolumu, bacağımı her yerimi bağlar. Şimdi C açısına da alfa diyelim. Bize sin C'yi yani bizden soru sin alfayı istiyor. Şimdi alfanın içerisinde olduğu bir dik üçgen oluştu mu? Bak Kırmızıyla tarıyorum bu üçgeni. Alfanın içerisinde olduğu bir dik üçgen oluştu. O dik üçgenden hesaplayabilirim. Gidip de sakın şöyle bir şey yapmayın ha. Alfa burası. Karşısında 6 var. Dik üçgen değil o üçgen. Soru bitik artık. Şimdi burada bir 30-60-90 üçgen oluştu bakın. Burada 60 var. Buradaki açımız nedir o zaman? 30. 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısındaki 3'tür. 60'ın karşısındaki 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Burası da 3 kök 3 olmuş oldu. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Sinüs C. Bakın alfanın karşısındaki açı oluştu. 3 kök 3. Hipotenüsümüz 90'ın karşısı o da 8 kök 3. Kök 3'ler birbirlerini götürdü. Sorumuzun cevabı 3 bölü 8. 46. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Tamam mı? Diklik yoksa trigonometri yok dik üçgen yoksa trigonometri yok. Hemen diki indirdim, işi bitirdim. Hadi bakalım 47. 47. Şimdi çok karşımıza gelen bir soru kalıbı. Şekilli şükürlere geliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyor bir kere? Ne vermiş? Yukarıda 8 eş kareden oluşan şekle göre tanjant alfa kotanjant beta. Şimdi bir kere alfayı görüyorum bakın. Alfa buradaki açı. Şimdi dik üçgen de var alfanın içerisinde olduğu. Ama karşıdaki uzunluğun bir birim olduğunu biliyorum ama şu uzunluğun kaç birim olduğunu bilemiyorum. O uzunluğun kaç birim olduğunu bilemiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Tutacaksın o açıyı. Eşit olduğu yerlerin hepsini yazacaksın. Bu şekilde nereler alfa başka? Bana onu söyleyeceksin. Gel bakayım. Nereler alfa? Şimdi alfa Bak kimle kimin arasında oluşuyor bir kere bak bak. Alfa şuradaki kırmızı doğruyla bak kırmızı doğruyla yatay şu siyah doğru arasında oluşan bir şey. O zaman yine alfa'nın oluşturduğu açı kırmızıyla yine bu kırmızı doğruyla bakın şu kırmızı doğruyla siyah doğruya paralel olanların aralarındaki oluşan bütün açılar alfadır. O zaman burası alfa. Bakın şurası alfa, bir de burası alfa. Hocam şuradaki alfayı kullanabilir miyim? Bakın şunu kullanabilir miyim? Hayır, onu da kullanamam. Çünkü onun da komşusundaki şu uzunluğu bilmiyorum. Hangisini kullanacağım şimdi? En büyük çizdiğimi. Bak, onu da şöyle göstereyim. Aldım şunu şuradan şuraya. Aldım şunu şuradan şuraya. Aldım şunu şuradan şuraya. Artık dik üçgenim oluştu. Gördük mü? Şurası 90 derece. Şimdi alfanın karşısındaki bir burası, bir burası, bir burası. Kompleman burası kaç birim oldu? 3. Tanjant alfa. Karşı bölü komşuydu. Karşıda 3 var. Bakın alfanın komşusundaki oluşan uzunluk 1, 1 daha 2. O zaman tanjant alfa 3 bölü 2 oldu. Cepte. Üstünü ben temizliyorum şimdi. Niye temizliyorum? Şu betayı da gör diye. Sildim. Şimdi betaya bakacağım. Beta kimle kimin arasında oluşuyor? Beta bak şuradaki kırmızı doğruyla görüyorsun değil mi kırmızı doğruyu? Şu kırmızı doğruyla şu siyah doğru arasında oluşuyor. Yani şöyle bir kırmızı doğrum var. Bir de şöyle siyah bir doğrum var. Tamam mı? Pardon yanlış yeri söyledim. Orası değilmiş. Sil şurayı. Kırmızı doğrum, doğru. Siyah doğrum arkadaşlar şu. Bak, siyah doğrum şu. Yani bir yatay, bir dikey. O zaman bakıyorum benim kırmızı doğrum bu olsun. Siyah doğrum da bu olsun. Oluşan açım şurada bakın. Bu açıya eşit olan açılar arayacağım. O zaman bu mavi doğruyla bu siyah doğruya paralellerin arasındaki beta bunlar. Alfa değil. Arasındaki açılar oluşturuyor. Bak. Şimdi bir kere buranın dik üçgeni şurasıydı. Hesap yapamadığım için açıyı taşıyorum. Bak. Şurası da beta olur. Ama bu uzunluğu da bilmiyorum. Bak kırmızıyla göstereyim. Şu uzunluğu da bilmiyorum. Bakın burası da betadır. Ama bu uzunluğu da bilmiyorum. Çat buraya taşıdım. Hadi şimdi şu yeşille çalışacağım üçgenin etrafını çiziyorum. Bak şurada bir dik üçgenim oluştu gördün mü? Bu dik üçgenden soruyu şimdi lapap diye bitireceğim. Bana ne lazım? Kotanjant beta lazım. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Şimdi bakın dik üçgenim şu yeşil dik üçgen. Komşusunda bir var. Karşısına bak. Karşısına bak. Neresi karşısı? Şunların hepsinin toplamı. Dört birim. O zaman bir bölü dört oldu. Toplaması sende. Bu üç bölü ikiydi. Öbürü bir bölü dörttü. Payda eşit diyebilmek için burayı iki ile çarptım. Altı bölü dört oldu. Bir bölü dörtle ile de topladım. Sorumuzun cevabı yedi bölü dört. Kırk yedinci sorumuzun cevabı denizli. İşte doğruda açılar var aslında. Açıyı taşırsın. Açıyı taşıdıktan sonra bu işi bitirirsin. Önemli soruydu. Tamam mı? Evet 47. sorumuzda geçtik. 47. sorumuzda geçtik. Dur soru sayısını eşitliğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Öbürüne 17. Oh o video bayağı uzun olur. O zaman biraz daha soru çözelim. 47 geldik şimdi nereye? 48. sorumuza yine şekilli bir soru. Soruyu güzel okuyacaksın. Soruyu güzel okuyacaksın iş bitecek. A, B, C, D kare demiş. Bak niye kare demiş? Çünkü bütün kenarları eşit olduğu bilgisini bu soruda kullanacaksın. Tamam mı? Kare diyorsa hocam ya ben zaten bütün kenarların eşit olduğunu biliyorum deme. Kenarlarına eşit işaretlerini koy sen bir. Tamam mı? Bütün kenarlarım eşit. Şimdi söylenenlere bakalım. Diyor ki DE'nin 3 katı şöyle kalemle yapayım. DE'nin 3 katı EF'nin 2 katına o da FC'nin 6 katına eşit. O zaman biz şunun sonucuna diyelim ki 6K olsun. Hatta trigonometri sorularında K'da demene gerek yok. Trigonometri soruları oran sorduğu için o K'lar birbirlerine götürecektir. Bak o zaman Buranın sonucunun 6 olabilmesi için FC'nin 1 olması lazım. Yani 6 FC 6 ise FC 1. 2 EF 6 ise EF dediğimiz 3. 3 DE 6 ise DE dediğimiz 2. Hadi DE yerine 2'yi yazdım. EF yerine 3'ü yazdım. FC yerine de 1'i yazdım. Karemin bir kenarı karşıma çıktı. 6 birim, 6 birim, 6 birim, 6 birim. Artık soruyu çözerim tanjant alfa kotanjant beta. Şimdi iki şekilde çözeyim soruyu sana. Şimdi ilk çözümüm şu. Alfa'nın içerisinde olduğu bir dik üçgen yok şu anda bakın. Şuradan geliyor bak. Şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor ama bir dik üçgen yok. O zaman derim ki alfa'ya eşit olan başka bir açım var mı benim? Şimdi şeydeki Z kuralını hatırla. Doğrudaki açılardaki Z kuralını hatırla bak. Burası alfa ise Z kuralından burası da alfa oluyordu. Bak burası alfa ise çat burası da ne oldu? Alfa. Bakın şimdi alfanın içerisinde olduğu bir dik üçgen var artık görüyor musun? Şurası, şurası ve şurası. Alfanın içerisinde olduğu bir dik üçgen var. Şurası 90. Bana kotanjant alfa lazımmış. Kotanjant alfa neyin ne oranı? Komşunun alfanın komşusundaki şu uzunluk ne kadar oldu? 5. Karşısındaki uzunluk ne kadar? 6. O zaman kotanjant alfa 5 bölü 6. Cepte. Şimdi ne lazım bana? Beta. Bak yine Z kuralından burası betaysa. Bak Z'yi de gösteriyorum sana şöyle kırmızı çizgiyle. Aldım. 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 Burası betaysa hop buradaki açı da beta oldu. Şimdi betanın içerisindeki olduğu dik üçgeni maviyle bir üstünden geçelim. Şöyle geldim. 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 Bak. Beta'nın içerisindeki olduğu dik üçgen mavi dik üçgen. Kotanjant beta lazım. Şimdi bakın kotanjant beta bu sefer komşusundaki uzunluk şurası bakın. Komşu uzunluğu şurası. Kaç birim orası komple? 4 birim. Komşumuz 4. Karşısında da 6 var. Bakın paydaları zaten eşit birbirlerine. 9 bölü 6 yaptı. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 cevabına ulaştık. 48. sorumuzun cevabı Denizli oldu. Hocam ya bu Z kuralsız yapabilir miydik? Yapardık. Gel buraya. Şimdi alfanın içerisinde olduğu dik üçgen oluşturmak istiyorsam alırım şu F'den aşağıya bir dik indiririm. Bakın artık alfanın içerisinde olduğu dik üçgen oluştu. Şurası 1'di değil mi? Evet. Ef kaçtı? 3'tü. Şurası 2'ydi. Bakın o zaman buradaki uzunluğum 1 ise buradaki uzunluğum da 1 şuranın uzunluğu komple ne kadar oldu? 5 kadar oldu. Kare olduğu için burası 6 olduğu için burası da 6. Bakın kotanjant alfayı şimdi komşu bölü karşı bak kırmızı dik üçgenden şu kırmızıyla çizim dik üçgeni şu kırmızı dik üçgenden komşu bölü karşı olarak ne yapabilirsin yapabilirsin. Beta için nereden yükseklik indiririm bakın şuradan yüksekliğimi indiririm yine buraya 90 derim Bakın şuradaki uzunluğumuz 2 ise toplamı 6 olduğu için buraya kaç kalır? 4 kalır. Yüksekliğimiz 6. Bakın beta'nın dik üçgeni de yine şuradaki dik üçgendir. Orada da komşu bölü karşı yaparak yine soruyu çözersin. Önemli olan sana sorulan açıların içerisinde olduğu bir dik üçgen oluşturman. İster açıyı taşıyarak oluştur, ister dik çizerek oluştur. Soruya göre hareket edeceğiz. Hadi bakalım 49. sorumuz. Ne diyormuş bakalım. Bu sefer dikdörtgen diyor. Dikdörtgen için ne biliyoruz? Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Şimdi bize tanjant alfa'nın değerini söylemiş, kotanjant beta'nın değerini söylemiş, AB'yi söylemiş, BE kaçtır mı bir diyor. Hadi bakalım. Şimdi alfa. Tanjant alfa 3'müş. Tanjant alfa. Alfa'nın içerisinde olduğu bir dik üçgen var mı? Var bak. Şu üçgen alfa'nın içerisinde olduğu bir dik üçgen. O zaman tanjant alfayı yerleştirelim. Karşı bölü komşu. Bunun altında 1 var gibi düşünüyorum. O zaman karşıya 3K yazıyorum. Komşuya K. Gidip de 3'e 1 yazma. Çünkü 3'e 1 yazarsan zaten uzunluk soruyor. Uzunluğu belirlemiş olursun. 3K'ya 1K yazıyorum. Tamam. Kotanjant beta. Betanın içerisinde olduğu bir dik üçgen var mı? Var bak. Hemen o üçgeni de kırmızıyla taradım. Kırmızıyla taradım. Kotanjant neyin nöronuydu? Komşu bölü karşı. O zaman şuradaki uzunluk 3m kadarsa komşu karşı 2m kadarmış. Ha, şimdi bak dikdörtgen olduğu için burası k eşittir 2m oldu. O zaman şu k gördüğüm yerlere 2m yazayım. Bu k yerine de 2m yazayım. 2m. O zaman burası kaç mye kadar oldu? 6m. Tamam. Şimdi AB'nin komple uzunluğunu 9 vermiş. Bak benim AB dediğim uzunluğum neresi? Şurası bak. AB şurası komple 9'muş. E ben şimdi buraya 6M demiştim. 3M de burada. O zaman 9M eşittir 9 yaptı. Her iki tarafı 9'a böldüğümde M dediğimiz 1. O zaman M'miz 1 şu uzunluğumuz 6M olduğu için 6'ya. Bu uzunluk 3M olduğu için 3'e eşit oldu. Soru bizden BE'yi istiyormuş 3. 40 şurayı istiyor, BE'yi istiyor. Sorumuzun cevabı 3 oldu. 49. Sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bir soru daha çözelim. Bu sayfa bitmiş olsun. Bu sayfa bittikten sonra bir sonraki videoya bırakalım kalan soruları. Tamam mı? Hadi devam edelim. Ne diyormuş? ABC dik üçgen. Oh be, verdi dik üçgenin sonunda. Dik üçgen varsa soru kolay. AB uzunluğunun 12 olduğunu söylemiş. Yerleştirerek gidelim. AB'nin 12 olduğunu söylemiş. BD'nin 5 olduğunu söylemiş. Sonra DE ile BC AC dikmiş. Zaten o dikliği soruda da göstermiş. Alfa demiş EDC açısına ve tanjant alfa'yı vermiş. Şimdi bakın alfa'nın içerisinde olduğu dik üçgeni gördün değil mi? Hemen gördün. Soruda DC'yi soruyor. Hemen o dik üçgeni alıyorum. Şöyle bir kırmızıyla taradım. Tanjantı yerleştirelim hadi. Tanjant alfa neydi? 3/4. bölü 4. Şimdi yani karşı bölü komşu ben şuraya 3K dersem komşusu 4K olacak. Ha burası da 5K olacak. Şimdi isteyen bunu yazarak soruyu çözebilir. Ama bu soru aslında açı taşıma sorusudur. Çünkü bakın buradan oranı buldum. Ben 5'i de hiç kullanamadım 12'yi de hiç kullanamadım. Bu soruyu rahat çözebilmek için üçgende açılarda yaptığımız açı taşımayı yapacağım. Şimdi bak Şurası alfa. Şurası şurası 90. Burası alfa, şuraya da beta de. Üçgenini oku şimdi bana açılarını. Alfa, beta, 90. O zaman demek ki alfa ile beta'nın toplamı 90. Şimdi küçük üçgenle işim bitti. Büyük üçgenin açılarını oku bana. Bağırdım bak sana. Büyük üçgenin açılarını oku. Bu açısı kaç derece? 90. Öbür açısı kaç derece? Beta. Hocam o zaman burası alfa'dır. Artık tanjant alfa'yı büyük dik üçgende çözeceğim. Yani küçük dik üçgen sana bilgi vermedi burada. Hadi şunları da yerleştirelim tekrar. AB 12 idi, BD 5'ti. Şuraya da x diyelim zaten x'i soruyor. Şimdi bakın büyük üçgenden tanjant alfa'ya bakıyorum. Karşıda ne var? 5 artı x var. Komşuda ne var? Alfanın komşusunda 12. E tanjant alfa değerinin ben ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 4. İsteyen işler dışlar yapsın. isteyen şunu görsün hemen bakın. Şu şunun kaç katı? 3 katı. O zaman bu da bunun 3 katı olacak. 3'ün 3 katı kaç? 9. Buranın 9 olabilmesi için x kaç olmalı? 4. Bitti. Veya içler dışlar yaparsın. 4 ile 5'i çarptım. 20 artı 4x. 12 ile 3'ü çarptım. 36. Attım buraya 4x eşittir 16. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x dediğimiz 4 oldu. Sorumuzun cevabı da Bursa. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bir sürü soru çözdük. Sonraki videoda 3, 6, 9, 12, 14 tane daha şekilli şüküllü. Böyle dar açıların trigonometrik oranlarını bulma soruları çözeceğiz. Zorlandığını biliyorum bu tarz sorularda. O yüzden çok soru koydum. Güzel bir şekilde hepsini anlamaya çalış. Geometri bilgisi var içerisinde ama işte bu kadar geometri de bilmeniz gerekiyor. Geometri bizim açım zaten önemli. Zaten ne dedik? Efsane geometri kampımız başlayacak yakında. Çok güzel bir şekilde hiçbir yerde olmayan bir anlatımla, hiçbir yerde olmayan kadar soruyla, hiçbir yerde olmayan kadar sıralı sıralı öğreten sorularla ve yeni nesil sorularla geometriyi de halledeceğiz. Şu anda bir videomuz daha var. O videoyu da izledikten sonra ödevinizi vereceğim güzel bir şekilde ödevinde yaptıktan sonra ondan sonra geniş açıları dar açıya dönüştürerek trigonometriden yavaş yavaş ilerliyoruz. Hadi bakalım kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.